Ay dikkat etsene. Canım benim, iyi misin? İyiyim anneciğim, iyiyim. Ay sıcak çay üstüne dökülüyordu ya. Niye Şükran yapmıyor servisi? Benim hatamdı anneciğim. Bir şey yok. Sen iyi misin? İyiyim. Tekrar özür dilerim. Ya Sevda'cığım, bu kadar abartacak bir şey yok değil mi yani? Hatlarım biraz çay döküldü, o kadar bir şey. Ben çıkıyorum. Size afiyet olsun. Bir tanem, daha hiçbir şey yememişsin ki. Çok aç değildim ben zaten ya. Size afiyet olsun. Bir tanem, kahvaltı en önemli öğün yani. Öyle geçiştirerek olmuyor ki. Yani Selda bana ayrı, Burak'a ayrı. Ay hayatım, tamam artık Selda sizinle ilgilenmeyecek. Kabahat bende yani, bıraktım. Görüşürüz. Güle güle oğlum, iyi çalışmalar. Güle güle canım. Eller, şundan biraz tadayım ya. Yemedi şunu zaten. Şükran niye çalışıyor bu evde? Hani niye çalışıyor? Ya, tamam, bugün de böyle olmuş ama önemli bir şey yok. Ben bu evde hizmetçi bile olamam. Efendim. Canım, iyi misin? Ya annem bazen böyle aşırı tepkiler verir. İnan seninle bir alakası yok. Önemli değil. Annen haklıydı zaten. Benim narin, hassas sevgilim. Biliyorum, kırıldın ama lütfen üstüne alınma. Canım bak, ben işe gideceğim. Sen ne yapacaksın? Ben de Gonca ile buluşacağım. İzinliymiş bugün. Akşamı da biliyorsun zaten. Hala oraya gitmen hiç içime sinmiyor. Ama gitmek zorundayım. İşimden oldum. Evimden doğmak istemiyorum Burak. Tamam. Tamam canım. Konuşuruz yine. Ben bir kulübe uğrayıp turnuvayla ilgili son hazırlıklara bakacağım. Haberin olsun. Tamam. Bak ben şimdi çıkıyorum evden. Sen ne yapacaksın? Eğer sen çıkacaksan bırakayım seni. Hem çok özledim. Görmüş olurum. Sana da hayır diyemiyorum ki. Tamam. Her zamanki yerde bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Efendim canım. Erdem, ne yaptın? Haber de vermedin. Merak ettim seni. Şey yaptım. Yengemin bir akrabası, bir tanıdıkları vardı. Onlar da kaldı. Bak doğru söyle. Doğru söylüyorum Gonca. Ben sana niye yalan söyleyeyim? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de şimdi Aslı ile buluşacağım. İşim bitince ararım seni. Tamam canım. Öpüyorum ben. Ben de öptüm. Halime bak ya. Yani Gonca beni böyle görse... Benim bugün artık işi bulmam lazım. Yoksa memlekete gideceğim. Çaresi yok. Yani kıza da daha fazla yük olamam ki yani. Emel'cim. Buyurun efendim. Aslı bugün izinli mi? Yok, Aslı izinli değil. Aslı işten ayrıldı. Sınavları yakın da biraz hazırlık yapacak. Anladım. Efendim, niye sordunuz? Aslı ile ilgili bir sorun yoktur umarım. Emel'cim, biz seninle bu konuyu daha önceden konuşmuştuk hatırlıyorsan. Neyi? Biliyorsun ben kızının ortalarda pek gözükmesini istemiyorum. Hele bu sabahki gibi bize servis yapmasını falan asla istemiyorum. Ay Burak'ın üstüne sıcak çayı döküyordu neredeyse ya. Kusura bakmayın efendim. Emin olun bir daha olmaz. Lütfen Emel. Peki. Kolay gelsin. Ne oldu, iyi misin? Yok bir şey.
Emel'ciğim, benden de mi saklıyorsun ha? Neyin var? Selda Hanım, Aslı sabah çay servisi yapmış, bilgin var mı? Bir daha olmaması konusunda beni uyardı. Ay evet, ellerim dolu olduğu için Aslı'dan rica etmiştim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Az kalsın çayı Burak Bey'in üstüne döküyormuş. Ah, belki de o yüzden panik yapmıştır. Yoksa Aslı'nın bu evde varlığı bile hissedilmiyor. Kızcağız daha ne yapsın? Laf söz gelmesin diye çocuğumu uyarmaktan ben yoruldum. Ama yine de problem oluyor. Biliyorum Emel. Tamam, hadi üzme kendini. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Tamam. Burak, biraz daha hızlı gider misin? Ya trafik duracak resmen. İnsanlardan azar işiteceğiz. Benimle birlikte bir yerde oturmuyorsun. Bari buna karışma. Ne güzel işte. Seni seyrede seyrede gidiyorum. Hangi kişiyi seviyorsun hayatım? Hepsini severim. Hepsi çok güzel. Hepsi mi güzel? Tamam. Hepsini alıyoruz ablacığım. Ha, öyle demek istemedim. Sana dünyadaki bütün çiçekleri alsam az gelir. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzel. Mis gibi kokuyorlar. Baksana ya. Ben hala bir tek senin kokunu alıyorum. Kendine dikkat et. Olur mu? Sen de öyle. Teşekkür ederim. Çiçekler burada kalsa olur mu? Tabii ki kalabilir. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir gün görüşmedik, bana bir yıl gibi geldi. Bana da öyle geldi Goncacığım. Sende bir değişiklik var. Ne gibi? Kızım güneş gibi parlıyorsun, çok güzelsin, çok. Gerçekten mi? Artık o çocuğa nasıl aşık olduysan. Oldum değil mi Gonca? Oldum tabii şapşal. Hadi anlat bana, ne var ne yok, nasıl gidiyor? Mutlu musun? Yani son gelişme olarak her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor. Tabii son anda kötü bir şey olmazsa. Biliyorsun Volkan Çağla'ya tekrar barıştığımızı söyledi. Evet evet, biliyorum onu. Çağla da bizi evine davet etti. Kızım ne diyorsun? Nasıl yani? Aslı, Çağla'nın evine gitmen konusunda çok huzursuzum. Ya Gonca, gitmek zorundayım. Yani eğer gitmezsen yalan söylediğimi düşünecek, şüphelenmeye başlayacak. Öyle ama Aslı, ben bu kızdan çok korkuyorum. Hiç güvenmiyorum. Senin ne olursa olsun ondan uzak durman lazım. Ya aklım sende kalıyor, merak ediyorum. Bir daha üzülmeni istemiyorum. Ya kıyamam. Merak etme, tamam mı? Tamam. Efendim, şu an bir kız arkadaşıyla birlikte. Sence bundan bir şey çıkar mı? Olabilir efendim. Çok samimi duruyorlar. Tamam. Takip et bakalım. Kimmiş? Neyin nesiymiş? Tamam efendim. Kalkalım mı artık? Olur. Ama bana haber ver mutlaka. Aklım sende kalacak şimdi yine. Tamam, merak etme.
Bir dakika, elimden tut. Gel. Tek başıma gelemem. Hocam ben de bir çay alabilir miyim? Doğru düzgün iş yok ya. Ne yapacağım ben? Mecbur memlekete geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Elveda aşkım. Elveda İstanbul. Ya gerçekten neler düşündüm, nasıl geldim buraya, neler yaşıyorum ya. Şu düştüğüm hale bak. Bu at geçen bizim arkadaş 200 bin kazandırdı. Hangi at bu? Üçüncü ayak, tek geç, 5 numara. Atın adı Gonca, sürpriz at. Bugün yarış var, kesin gene bu gelecek. İçeriden tüyo aldı. Abicim sen de tüyo aldım diyorsun ama devamı gelmiyor. Geçen 100 liram gitti. Ya bu sefer tamam, sen beni dinle. Neyse yapalım bakalım. Diğer ayaklara da oynadım. Vallahi 10 numara kupon oldu. Sen bunu yatırırsın, ben işe gidiyorum. Tamam, tamam. Sağ olasın. Oynasam mı acaba ya? Daha önce hiç oynamadım ama. Gonca diyor. Gonca'mın şansına belki çıkar. Gerçi kız da şans olsa benim gibi birini bulmazdı ama. Efendim? Ne? Tamam geliyorum. Kapat, kapat. Cansu. Ya ama çok mutluyum. Hele babamın olaylarından sonra ilaç gibi geldi. Abim sonunda Aslı'nın kıymetini anladı. Ben ona Deniz'in nasıl biri olduğunu hep söyledim. Sonunda da haklı çıktım. Ama anlaması biraz zaman aldı işte. Umarım bu sefer abin gerçekten mutlu olur. Ama Aslı'nın kafede çalışmasını anlamadım. O kadar fakirler miymiş? Bilmiyorum ki. Sanmıyorum ya. Belki de abimi daha çok görmek için orada çalışıyordur. Olabilir vallahi. Vay be, aşka bak. Temi kızım, bak sana söylüyorum, evlenir bunlar, görürsün. Sizler ne yapıyorsunuz? İyidir abicim. Ben çıkıyorum. Tamam. Biz Cansu ile birlikte spor kulübüne gideceğiz de Aslı'yı görürüz dedik. Eda'cığım Aslı işten ayrıldı. Ya. Neden? Zaten geçici bir süreliğine girmişti. Okullar açılana kadar dinlenmek istiyormuş. İyi. Daha çok boş vakti olur. Müsaitse görüşürüz. Maalesef çünkü bugün bende planı var. Ha, siz görüşüyorsunuz yani. Tamam. Ama bizim kutlamamız da bu arada kaynamasın, olur mu? Tamam canım, merak etme. Tamamdır. Volkan. Çıkıyor musun? Çıkıyorum baba. Aslı ile buluşacağım. Baba, sen nereye gidiyorsun? Benim yurt dışından misafirlerim var ya, onlarla yemeğe gideceğim kızım. Tamam, peki. Abimi uzun zamandır bu kadar mutlu görmedim Cansu. Galiba Aslı'ya aşık olmaya başladı. Ay hadi inşallah, inşallah. Eda'ya yalan söylemek zorunda kaldım. Ben de Elçin'le buluşacağım. Fark ettim baba. Yalnız Eda Elçin'le görüşmediğini düşünüyor. Yani bunu bir şekilde Eda ile konuşup kabul ettirmen lazım. Bunun ben de farkındayım. Ama ikisini kırmadan nasıl yaparım onu düşünüyorum. Allah baba ne diyeyim? İşin zor. Merhaba. Merhabalar. Şuna. Bakalım. Allah'ım hayırlı bir iş için istiyorum. Ne olur bu ilk ve son olacak. Ne kadar? 70 lira. 70 lira. Of,
annemin yolladığı otobüs parası da gitti. Bu da çıkmazsa hayvan yedik. Tamam, biraz daha ileri alın. Sandalyeler fazla mı? Tamam, onlar o zaman getirebilirsiniz. 20 kişi dedik. Çağla. Hazırlıklar başlamış. Evet. Herkes geliyor değil mi? Evet, merak etme. Çağlacığım, ben birazdan çıkacağım canım. Tamam anneciğim. Ben arkadaşlara gereken her şeyi söyledim. Bir problem çıkacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Efendim. Aslı, ben gelmek üzereyim. Tamam, ben seni bekliyorum. Aslı nereye? Biliyorsun zaten Burak. Hiç içime sinmiyor. Gitmesem. Burak bak, bunu konuştuk. Bir daha konuşmamıza gerek yok ki. Ben de gerginim zaten. Sen Volkan'ı mı bekliyordun burada? Ya evet. Birlikte gitmemiz daha doğru olur dedi. Hayır, seni ben bırakacağım. Saçmalama Burak. Buraya kadar gelmiş. Ne diyeceğim ben ona? Hem anlaşılmasını mı istiyorsun? Umurumda değil Aslı. Benim umurumda ama. Gitmem lazım. Görüşürüz. Ne kadar acaba, ne kadar çıktı? Bana bir bakalım. Abi hayırlı olsun. 74.320 lira. 320 lira mı? Hem de 74.320. Alayım ben şunu. Çok güzel para çıkmış ya. Ne güzel koşmuş attı. Elveda fakirlik. Merhaba zenginlik. Ya ben bu parayla neler yapmam? Neler yapmam? Neler yapmam ki? Goncam benim, goncam, canım benim. Bekle beni, geliyorum. Neler olacak çok merak ediyorum. Sen bu kadar şeyi boşuna yapmazsın. Beni çok iyi tanıyorsun Tuğçe. Ne yapacağını iyi biliyorsun değil mi? Merak etme. Aslı'nın yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Canım hoş geldiniz. Sağ ol hayatım. Yeni eviniz çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi ki bizi de çağırdın Çağlacığım. Volkan'ın sevgilisini çok merak ediyorduk. Deniz'den sonraki kızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Merak etmeyin. Birazdan burada olurlar. Siz de merakınızı tatmin edersiniz. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Oh. Geçelim. Bakalım Burak Bey gelecek mi? Aslı'nın geldiğini biliyordur. Tabii ki o da gelecek. İkisinin de yüzlerini görmek istiyorum. Çağla nasıl hayatım? Ya ben Burak'la bir fırsatlıkla bir türlü konuşamadım. Daha iyiler hayatım. Sevindim. Burak'ın aklı başına gelmiş yani. Umarım. Çağla bu akşam arkadaşlarına evde yemek verecek. Burak da gelecekmiş. Aa, güzel. Barıştılar o zaman. Vallahi ben onları kendi hallerine bıraktım. Çünkü gerçekten takip etmekten çok yoruldum. Bize de durum farklı değil. Ben de takip edemiyorum. Volkan'ın yeni kız arkadaşı var. Üstelik Deniz'den yeni ayrıldı. Öyle mi?
Çağla bugün Volkan'ın geleceğinden bahsetti ama kız arkadaşından hiç bahsetmedi. Çok şaşırdım. Vallahi ben de çok şaşkınım. Böyle ilişkiden ilişkiye atlamak Volkan'a göre bir şey değil ama. Aslı ile eskiden, yani Deniz'le ayrıldıkları zaman tanışmışlar. Şimdi tekrar birlikteler. Umarım bu sefer hayal kırıklığına uğramaz. İnşallah. Aslı ile tanıştım. Tatlı, cici bir kız. Ne güzel. Aslı Eda'nın çok iyi arkadaşı. Bizim eve geldiğinde onu tanıma fırsatı buldu. Eda Aslı ile abisinin arasını yapacak diye çok uğraştı. Yani bu işte onun parmağı var. Sinan. Eda ile aranız nasıl? Daha iyi. İşte buna çok sevindim. Ve seni affetti o zaman. Peki benimle ilgili tutumu nasıl? Yani bana karşı hala bir tavrı yok değil mi? Yani bu benim için çok önemli. Yok tabii ki. İşte buna çok sevindim. Ben en kısa zamanda Eda ile bir araya gelmek istiyorum. Bir araya gelmenizi ben de çok istiyorum Elçin'ci. Tabii en kısa zamanda. Harika. El ele mi girsek acaba? Bence gerek yok. Pekala. Çok kalmayız değil mi? Sen o zaman istersen kalkarız. Çok iyi olur. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan'cığım, davetimi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen. O gün yaşananları unutun. O günkü konuyu hiç açmayalım Çağla'cığım ya. Aslı yeterince üzüldü zaten biliyorsun. Haklısın. Lütfen buyurun. Arkadaşlar, buyurun hadi yemeğe. Gerçekten çok yakışıyorsunuz. Mutluluklar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Hadi başlayın, buyurun. Bir şey içer misin Asir'cim? Kola içeyim. Gerçekten sevgili gibi bir baksana. Kızın içine düşecek. Teşekkürler. Rica ederim. Kızdaki şansa bak. Kaptı Volkan Masaroğlu'nu. Hem zengin hem yakışıklı. Bir de nasıl ilgileniyor? Ay evet ya, çok sinir bozucu. Sosyetik bir tipe de benzemiyor ki. Tanıdık da değil. Aslı okuyor musun? Bu sene başlayacağım inşallah. Hangi üniversite? Henüz belli değil. Aslı resim konusunda çok yeteneklidir. Onun ileride çok iyi bir ressam olacağına eminim. Teşekkürler. Tek hayalim ressam olmak. Umarım her şey gönlünce olur. İnşallah, sağ olun. Ah! Aşkım da nihayet geldi. Aşkım hoş geldin. Bunlara hiç gerek yok Çağla. Burak'cığım, aramızdaki problemi hiç kimse bilmiyor. Lütfen sen de beni utandıracak hiçbir hareket yapma. En azından bugünlük. Lütfen. Geç. Hoş geldin kuzen. Aşkım, nasılsın? Günün nasıl geçti? İyiyim. Volkan'cığım, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca sizi üzdüğüm için de gerçekten çok üzgünüm. Ne demek Çağla'cığım? Bunlar geçmişte kaldı. Evet. Ay çok yakışıyorsunuz ya.
Siz hiç ayrılmayın. Değil mi hayatım? Bu yemek fikri de Burak'ın fikriydi. Ne kadar iyi oldu ama. Hep beraber böyle güzel bir yemek yiyoruz. Çağla. Canım. Çağlacığım, güzel dileklerin için teşekkür ederiz. Sonunda doğru kişiyi buldum. Eviniz gerçekten çok güzelmiş Çağlacığım. Teşekkür ederim canım. İzmir'deki evimizden daha küçük ama idare ediyoruz artık. Canım, sen Amerika'ya gidiyordun. Ne oldu? Ben değil. Biz gidiyorduk Burak'la. Ama maalesef Burak'ın işleri yüzünden ertelemek zorunda kaldık. Sömestr tatilinde gideriz artık. Değil mi hayatım? Gidersiniz hayatım. Sizin kadar gezen bir çift daha görmedim. Tabii gideriz. Çok geziyoruz Burak'la. Çok eğleniyoruz. Aslıcığım, başka bir şey içer misin? Yok, teşekkürler. Kalkalım artık. Aslı, benim gözüm seni bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Ben sizi daha önce hiç görmedim. Yok, ben eminim. Ben seni kulüpte gördüm. Kafesinde. Hatta bana servis yapmıştı. Orada çalışıyorsun değil mi? Yok artık. İlahi Tuğçe. Koskoca Volkan Mahsaroğlu'nun kız arkadaşı garson. Olacak iş mi? Alemsin ha. Çağla. Bu konuyu kapatsan. Bir şey demedim ki canım. Aslıcığım, çok özür dilerim. Tuğçe'nin patavatsızlığı. Tuğçe, lütfen özür diler misin Aslı? Özür dilenecek bir şey yok. Ben kulüpte garsonluk yapıyorum. Potun en büyüğünü ben kırdım o zaman. Kusura bakma, ben senin garson olduğunu bilmiyordum. Gizlediğim bir şey değildi zaten. Tabii canım. Neden saklıyorsun ki zaten? Biz kalksak iyi olacak. Aslında başka planımız var. Aslı, iyi misin? Aslıcığım. Çok özür dilerim ben. Pardon ya. Ben sana giyecek bir şeyler vereyim. Gerek yok. Ben lavaboyu kullansam yeterli. Ya olmaz öyle. Evet. Güzel fotoğraf değil mi? Evet. Bizimkisi büyük aşk. Öyle kolay kolay bitmez. Banyo bu taraftaydı sanırım. Beni duydun değil mi? Öyle kolay kolay bitmez dedim. Yani hiç ümitlenme. Her şeyi biliyorum. Ben her şeyi biliyorum da senin bilmediğin çok şey var. Biz Burak'la birbirimize aitiz. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi canım? Bizim ayrılmamız gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlım. O da sadece 3 gün. Gerisine ne ben izin veririm, ne de ailesi.
bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Tamam mı? Ha, bir şey soracağım. Burak sana Volkan'la sevgiliymişsin gibi davranman için ne kadar ödüyor? Yoksa sadece kulüpte iş vermesi yeterli oldu mu? Neyse. Bunu da Burak'a sorarım artık. Ne de olsa bana her şeyi anlatan da kendisi zaten. Aslı'ya bakmaya gidiyorum. Aslı. İyi misin? Anne sana bakmaya geliyorum. Volkan, buradan hemen gidebilir miyiz? Tamam, hemen gidelim. Çantam masada kaldı. Ben alırım. İyi misin? Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Yürü. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! İstirahat bak. Burak! Yürü dedim sana, gidiyoruz buradan. Hadi. Hadi Aslı. Ya. Burak, sen ne yaptığını sanıyorsun? Volkan, iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim şuradan. Ya Volkan'ın arkasından çıktı. Ya Çağla, vallahi korkulur senden. Ya ne yaptın öyle kıza? Perişan haldeydi. Boş hayaller kurmasına engel oldun diyelim. Çağla! Burak, ne oldu kaşına? Ne söyledin Aslı'ya? İnsanların içinde
rezil oluyoruz. Sakin ol, gel içeride konuşalım biraz. Hayır, burada konuşacağız. Ne söyledin Aslı'ya, cevap ver. Ne söyleyebilirim ki? Niye alarak gitti o zaman? Ne bileyim ben. Herkesin önünde garson olduğunu öğrenmiş olmamızı içerlemiş olabilir. Onu özellikle buraya çağırdın değil mi? Amacın onu bu insanların önünde rezil etmekti. Özür dilemek için çağırdığın falan yalan. Ne yaptım seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Sen bu kadar insanın içinde bana onun için nasıl bağırırsın ya? Burak, kendine gel. Asıl sen kendine gel. İlişkimiz bitti. Bunu kabul etsen iyi olur. Artık benden ve çevremden uzak dur. Dersin Aslı. Nasıl? Çağla sana ne dedi? Lütfen söyler misin? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Dudağın... Teşekkürler. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Ya benim seni oraya götürmemem gerekiyordu. Çağla'nın gerçekten özür dileyeceğini düşündüm. Senin bir suçun yok ki. Ya sen benim iyiliğimi düşündüğün için bu yalanı söyledin. Çağla her şeyin farkında Volkan. Ondan uzak durmam gerekiyor. Bu benim için bir uyarıydı. Çok daha kötü şeyler olabilir. Aslı, bak bundan sonra o evde kalmamalısın. Çağla gelir de karşılaşırsanız gerçekten kötü şeyler olabilir. Lütfen izin ver, sana yardım edeyim. Bunu kabul edemem Volkan. Yani... Olacakları az çok tahmin edebiliyorum. Kötü şeyler olabilir fakat benim eve dönmem lazım. Anneme söyleyecek yalanım kalmadı artık. Tamam, haklısın. Ama sen yine de yardıma ihtiyacın olduğu zaman beni ara. Daha fazla kırılmaman için ne gerekiyorsa yapabilirim. Asıl sen iyi misin? Burak neden bu? Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an beni tek ilgilendiren sensin. Yarın tenis dersimiz var. Yine ekeyim deme. Aman haberleşiriz. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Nihayet yalnız kalabildi. Kesin yine bir şey unuttum. Ben bakarım. Eda. Eda merhaba. Pardon, kimsiniz? Eda, ben annem. Başak. Annem mi? Evet. Evet biliyorum, sen beni hatırlamıyorsun. Çok haklısın. Abini ve seni bırakmak zorunda kaldığım zaman ikiniz de çok ufaktınız. Hele sen. Sen daha 3 yaşındaydın. Hayır. Gerçek olamaz. Siz benim annem falan değilsiniz. Bir dakika. Bak bu fotoğraflara bakarsan belki bana inanırsın ha? Oh, baksana şunları. Bu senin ilk yaş günün. Baksana abin de ufacık. Babanla ben ne kadar genciz.
Ah, bak burada da... Bu da senin ilk yuvaya başladığın gün. O kadar çok korkmuştun ki. Anne baba ne olur beni yalnız bırakmayın demiştin. Biz de babanla birlikte çimenlerin üstünde oturmuş sana resimler çizmiştik. Bak bu da ilk patiğin. Kızım benim. Ufacık pembe beyaz ayaklarında bununla beraber nasıl yürürdün? Şimdi benim annen oldun lan. İnandın mı kızım? Ha? Diyelim ki annemsiniz. Evet. Ne dememi bekliyorsunuz? Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Siz bunca yıldan sonra hangi yüzle beni görmeye geldiniz? Kızım bak. Bak sen ne desen çok haklısın. Ama benim sana anlatacak çok şeyim var. Lütfen bak bana izin ver. İzin ver bir kere anlatayım lütfen. Lütfen buradan gider misiniz? Babamı arayacağım yoksa. Hayır sakın. Lütfen babanın haberi olmasın. Eğer buraya geldiğimi öğrenirse bizim bir daha görüşmemize asla izin vermez. Tamam. Tamam ben şimdi gidiyorum. Yarın saat 3'te Yıldız Oteli'nin lobisinde seni bekleyeceğim. Bak, bak sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Lütfen beni bir kere dinle. Ondan sonra beni görmek istemezsen asla bir daha karşına çıkmayacağım. Ve lütfen buraya geldiğimden hiç kimsenin haberi olmasın. Tamam mı kızım? Lütfen. Tahminimden çok daha kolay oldu. Konuştuklarımızı tekrar düşün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti. Ne bitti Aslı? Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun?
Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Biz seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya.